Saha Mahallesi de evet dedi. 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması ile ilgili bugün görüşlerini Nerete Kim'in anlatan Saha Mahallesi sakinleri tercihlerinin evet olduğunu ve nedenini şu sözlerle sıraladılar. Bizler bundan 15 yıl önce de Türkiye'yi ve yapılanları gördük. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan süreci de gördük. Artık daha güçlü ve her yerde söz sahibi olan bir Türkiye istiyoruz dediler. Nizipli vatandaşlar çift başlı sisteme değil, tek başlı, tek ağızdan çıkacak söz ve alınacak hızlı kararlar istiyoruz. Bu nedenle evet diyoruz dediler. Yapılacak olan halk oylamasında tercihiniz ne olacak? Tercihimiz şüphesiz evet olacak. Neden evet derseniz, ülkenin 15 yıl önce, 12 yıl önceki haline bakın, şimdi haline bakın. Dünyada daha bizim gibi gelişen bir ülke yok. Biz evet deyip daha önümüzü daha çok açacağız. İnşallah evetle daha iyi bir Türkiye olacak. Halk oylamasını tercihimiz Allah'ın izniyle, Rabbimin yardımıyla evet olacaktır. Evet olması Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın istikbali için, ondan sonra her türlü güzelliklerin, daha yaşam kalitesinin daha güzelleşmesi için evet diyoruz. Bir baraklı olaraktan, barak köylerinden sesleniyorum. Genlerin bir barakların bir barak üyesi olaraktan, barağın içinden çıkan bir kişi olaraktan evet demelerini büyüklerden de rica ediyorum, küçüklerden de rica ediyorum. Çünkü evet demezsek şu anda Türkiye yıkılır, biz de perişan duruma gelir. Perişan duruma gelmememiz için millet aklı selimdir, millet kadir şinastır, millet her şeyin bilincindedir. Güzel günlerin gelmesi için evet denmesi gerekmektedir. Halk da evet diyeceğine eminim. Nizip'imize teşekkür ediyorum. Nizip'in de evet diyeceğine eminim. Barak'ın da evet diyeceğine eminim. Dağ köylerinde evet diyeceğine eminim. Allah'ın izniyle %50'lerin üzerinde bir evet çıkacağını tahmin ediyoruz. İnşallah evet olacak. Memleketimiz, milletimiz için, huzur için, daha memleketimizin ileriye gidebilmesi için evet diyoruz. Türkiye'nin önünün açılması için evet. Ya referandum daha iyi olacak. Türkiye'nin iyi önü açılacak. Evet. Neden evet? Geleceğimiz için evet. Çocuklarımızın geleceği için evet. Vallahi evet diyeceğiz. Neden evet? Sağlıktan evet. Eğitime evet. Efendim yapılacak olan halk oylamasında tercihiniz ne olacak? Evet. Neden evet? Vallahi Türkiye güzel yönetiliyor. Memnunuz yani. Saymaya gerek yok. Belli yani, her şey belli meydanda. Efendim yapılacak olan halk oylamasında tercihiniz ne olacak? Vallahi ben tarafsızım ya. Halk oylamasında tabii ki evet diyeceğiz ya. Neden evet? Neden evet derseniz, bürokrasinin hafiflemesi için, Türkiye'nin daha güzel yerlere gelmesi için. 90-100 yıldan beri aynı rejimde devam ediyoruz. Yani 1924'lerin, 26'ların rejiminden kanunuyla artı 2017'li yıllara gelmişiz. Öyle yani, o kanunlarla şimdiki Türkiye'nin nüfusu bir zaman 12 milyondu. Şimdi 80 milyon nüfusa ulaşmışız. Tabii ki sistem değişikliği olacaksa, tabii ki yönetim sistemleri değişecek. Daha güzeline, daha çağdaş, daha medeni kanunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yani çalışmamız için bu referandum gerekiyor ve biz de evet diyeceğiz yani. Evet diyeceğiz. Neden evet? Evet diyeceğiz. Çünkü geleceğimizin daha parlak olabilmesi için, devletimizin güçlü olması için, hükümetimizin ve birlik ve beraberliğimizin daha güçlü ve kuvvetli olabilmesi için evet, evet, evet diyeceğiz efendim. Efendim halk oylamasında, referandumda tercihiniz evet mi olacak, hayır mı? Hayır olacak. Evet, evet. Hayır, evet yok. Neden hayır? Gıcık alıyor. Hiçbir hareket değil. Evet. Evet. Hiçbir harekete kabul değil. Aklı yetmeyen çocuk, ne kadar çocuk fikirler varsa evet hayır değil. Evet değiller yani. Abi halk oylamasına bugüne kadar bu memleket darbelerden, efendime söyleyeyim, soygunlardan, burgunlardan çektiğimiz yeter Hakan. Bundan sonra Türkiye'mizin geleceği için ağır sanayimizi kurup dünyada süper devlet, efendime söyleyeyim, hür bir devlet, sözü geçer bir devlet olmak için tek söz yerden hükümetin yönetilmesi için Reis Cumhurumuzun başkanlığını evet diyoruz.
Evet diyoruz. Neden evet? Halkın huzuru, mutluluğu, ekonominin düzelmesi, insanların dar müreffeh bir hayat için, devletteki düzen, sistemin düzelmesi için biz de herkes gibi evet diyorum. Ben de evet diyeceğim. Tercihim ne? Dinimize, devletimize Allah kuvvet versin. Heh.